Evet efendim, Dost TV'den, Dost FM'den bizleri takip eden bütün dostlara hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Yeniden Bağ-ı Reyyan'da sizleri ve bizleri bu saatte, bu frekansta buluşturan Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Memleketin doğusundan batısına, hatta biraz daha geriden almak lazım belki, Azerbaycan'dan yayınımızın izlendiği yerleri, oradan Balkanlar, Avrupa'ya kadar İftar sevincini artırarak, biriktirerek, çoğaltarak ve dahi özellikle deprem bölgesinde yüreği mahzun ama ümitli kardeşlerimizin de duasını alarak inşallah bugün de birlikte iftar yapacağız Rabbimize. İbadet ve taatimizi, orucumuzu arz edeceğiz. İnşallah makbul olur. Bugün rızık konusunu konuşacağız kısmetse. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asrından, asr-ı saadetten bir, hatta iki hadiseyi paylaşarak Bismillah demiş olayım. Sonra da inşallah hocalarımızla sohbetimize geçeriz. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber otururken önünden bir zat geçiyor, bir adam geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o zat hakkında ne düşünürsünüz diye soruyor ashab-ı kirama. Belli ki arkasından bir şeyler söyleyecek. Biliyorsunuz böyle şeyleri vesile yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O da bulunanlar diyorlar ki o zat insanlar nazarında makbul birisidir. Hangi kişi, hangi hanıma talip olsa onunla nikahlanmaya, kime aracılık ederse onun aracılığı kabul edilmeye layık olduğunu görüyoruz diyorlar. Yani onu bir nevi öven, takdir eden sözler. Peygamber Efendimiz bir şey söylemiyor. Böyle biraz bekliyor, sükut ediyor. Sonra bir başka kişi geçiyor oradan. Aynı soruyu onun için de soruyor. Bu zat hakkında ne düşünürsünüz diye soruyor. Az önce konuşanlar diyorlar ki ya Resulallah, o birisiyle nikahlanmak istese kendisine nikahlanmaya pek istek duyulmayacak. Birisine aracılık yapmaya çalışılsa pek aracılığı kabul edilmeyecek birisi olarak görüyoruz diyerek bir öncekinin tam zıttı neredeyse şeyler söylüyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, işte bu zat diyor, yani önceki fakir, önceki zengin, sonraki daha fakir bir zat, bu sonraki zat dünya dolusu diğerinden daha makbuldür diyerek insanların değerlendirme kriterlerinin zenginlik, fakirlik, itibar, şöhret olmayacağına vurgu yapıyor. Bir başka seferinde de yanında Sa'd bin Ebu Vakkas, biliyorsunuz Mekke döneminde Müslüman olmuş, ilk Müslümanlardandır. Olduğu halde Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh biraz böyle kendisinin yiğitlik, zenginlik konusunda diğer sahabelerden üstün olduğu düşüncesine kapılıyor. Bunu hissedince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, dönüyor ona, ey Sa'd, diğerlerinin, aramızdaki zayıfların hürmetine bize yardım ediliyor, rızık veriliyor değil mi diyerek, hani kendisinde bu konuda bir şey hissetmemesi gerektiğini, o toplumdaki zayıfların hürmetine Cenab-ı Hakk'ın rızık verdiği, insanlara yardım ettiği vurgusunda bulunuyor. Evet, rızık konusu hassas bir konu, kritik bir konu, aynı zamanda imtihanımız olan bir konu. Bugün inşallah farklı yönlerini hocalarımızla birlikte göreceğiz efendim. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Çok şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Halini sivel küfrü ve dalal. Evet, sivel küfrü ve dalal. Her halde ama küfür ve dalale tariç. Hamdolsun. Ali hocam. Elhamdülillah. Rızık nedir diye başlayalım mı? Bismillah diyelim. Hani rızık nedir? Maddi manevi rızık diye herhalde ikiye ayırmak yerinde olur. Çünkü rızkı biz sadece yediğimiz, içtiğimiz veya cebimize giren gibi algılayabiliyoruz. Onun da sınırlı olmadığını ve rızkın bize nasıl ulaştığını, nasıl algılamak gerektiğini, bunları konuşacağız. Bu arada sevgili dostlar, kitap hediyemiz olacak yine programımızın içerisinden. Dünkü tarzımız hoşumuza gitti değil mi? YouTube'da hani kanalımız hem hani kanalı hem varlığını farkında olma, hem
canlı yayınlandığını fark etme. Hem de bu vesileyle abone olma imkanımız olur diye sorularımızın cevabını YouTube üzerinden oradaki yorumlar kısmına yazarsanız, hatta dün de ifade etmiştik, konumuzla ilgili olmak kaydıyla, hani fıkıh soru almıyoruz biliyorsunuz, seherler sahurlar sahur programımızda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kıymetli hocalarımız geliyorlar. Fıkhi sorularınızı orada cevaplıyorlar. Fıkhi sorular olmamak şartıyla onları oraya pas ederek konuyla alakalı varsa katkınız, sorunuz yine Dost TV YouTube kanalımızdaki canlı yayının altına yorumlara yazarsanız ben ara ara kontrol edip onları paylaşacağım. Bugün yine sorumuzun cevabını da oradan alma niyetindeyiz kısmet olursa. Girmişken henüz abone değilseniz bir de abone olursanız iyi olur inşallah, onu da hatırlatmış olayım. Evet. Maddi manevi rızık deyince ne anlayacağız? İsterseniz oradan başlayalım. İnsanın maddi manevi yönü var. İkisinin de ihtiyaçları. Yani insanın bedeni var, bedenin ihtiyaçları var. İnsanın ruhu var, ruha bağlı manevi latifeler var. Onların da ihtiyacı var. Dolayısıyla bütün ihtiyaçlarımız için rızık kelimesini kullanabiliriz. Maddi ve manevi ihtiyaçlarımızla ilgili her şey rızık tabiri içine girer diye düşünüyorum. Yani bize maddeten ve manen, bedenen ve ruhen dokunan hissettiğimiz, istifade ettiğimiz, hayatımızın devamında hizmet olan her şey rızık içine giriyor. Rızık içine giriyor. Dün mesela konuştuk zaruri olan olmayan diye. Hepsi rızık. Zaruri olan da olmayan da rızık. Bugün başka cihetler inşallah konuşuruz. Hayatımızın devamında muhtaç olduğumuz her şey. Zaman zaman başka konularda da misal veriyoruz. Mesela bir şirket kurulduğunda, bir okul açıldığında, bir fabrika kurulduğunda kurulması önemli. Fakat devamı da kurulması kadar mühim. O devamı için gerekli şeyler nedir mesela dediğimizde aklımıza ne geliyor okulda? Öğretmenler, talebeler, öğretmenlerin ihtiyaçları, talebelerin ihtiyaçları. Bunlarla okulun varlığı devam etmiş oluyor. Okulun kurulmasıyla her şey bitmiyor. Okulun devamı için de gerekli şeyler var. Onun gibi fabrika için de böyle. Fabrika kurmak önemli ama onu işletmek diyelim. Şimdi işletme diyorlar. İşletme giderler diyorlar. O da fabrikanın kurulması kadar önemli bir iş. İşte insan mucizedir. Kainatın küçük bir misalidir. İnsanın hayatının devamı için rızka ihtiyacı var. İşte o da hayati önemlidir. Mucizedir. Risale-i Nur'larda 5. sözdeki bir cümle ve çok yerde var. Kur'an'dan alınan bir ders elbette. Hayat nasıl mucize? Onun devamı da mucize. Bu hayatı Allah'tan başkası yaratamaz, veremez. Hayatı Allah'tan başkası devam ettiremez. İşte o devam kısmında aklımıza rızık gelsin. Mesela hava gelsin, oksijen gelsin. Mesela güneş, sebze, meyve, su. Mesela manevi rızıkta akıl. Aklın ihtiyaç duyduğu anlamlar. Bugün okullarda belki fizik, kimya, biyolojinin ilgilendiği alanlar. Ne inceliyorlar fizikçiler, kimyacılar? Neyle uğraşıyorlar? Manaları keşfetmeye çalışıyorlar. Aynen lokantada yemek yemek gibi. Evde yemek yemek daha doğrusu lokantada ve evde. Nasıl rızık? Bir talebenin veya öğretmenin mesela fotosentez diye isim verilen ağacın başındaki işlemi incelemesi aklına rızık oluyor. Akıl gıdalanıyor. Yani aynı şekilde mesela yani ses... ilimle rızıklanıyor. İlimle. Cenab-ı Hak o ilmin konusunu, ilmin incelediği Cenab-ı Hak yaratıyor. Aynen maddi rızkı, sebzeyi, meyveyi o yarattığı gibi, yeryüzüne o dizdiği gibi manevi rızık dediğimiz o aklın ihtiyacını hadiselere ve eşyaya o yüklemiş. Cenab-ı Hak o anlamı yüklemiş. Onları biz arıyoruz. Aynen mide için yemek aradığımız gibi akıl için de yüz milyonlarca talebe şu anda okullarda işte o rızkı arıyor. Yani eşyanın anlamlarını öğrenmeye çalışarak rızıklanmaya çalışıyor. Aynı şekilde ses mesela. Duymak insanın, bir insanın sesini, kuşun sesini, yağmurun sesini işitmesi ve ferahlaması farkında olarak veya olmayarak. Bir yağmur sesiyle, kuş sesiyle ki o zikirdir. Ferahlaması. O da rızıktır. Mesela koku almak çok kıymetli bir rızıktır. Yani burun denen pencereden onun bir karşılığı var. Nasıl ekmeğin, yemeğin bizde mideden bütün vücut karşılığı
Onlar besleniyor. Evet. İşte koku aldığımızda da insanda çeşitli latifeler gıdalanmış oluyor. Bu şekilde özetlersek maddi ve manevi rızık, maddi ve manevi hayatımızın devamı için muhtaç olduğumuz her şey, her şey deyince artık ev, eşyalar, telefon, araba, evdeki elektrikli aletler, hepsi maddi rızkın içinde, manevi rızkın içinde önümüze dizilmiştir. Cenab-ı Hak ikram ediyor. Rızık, yani arabanın devamında benzin diyoruz mesela. Nasıl onun ihtiyacı? İşte insanın hayatının devamında ya zaruri veya zaruri olmadan ihtiyaç duyduğu her şey. Evet. Oldukça hani kapsayıcı bir tarif oldu. Şimdi rızkı talep konusuna geçmeden önce hocam bu çerçeveye ilave edeceğiniz bir şey var mı? Yani rızkın önemi büyük tabii. İnsan sadece yani rızık deyince yani bu şeyler anlaşılmıyor yalnız. Bizim söylediğimiz bu manevi rızık, aklın, kalbin, duyguların rızkı. İnsanların gündeminde pek yok. Sadece boğazdan geçecek midenin rızkı, yani midenin ihtiyaç duyduğu gıdalar var. Onlar da çok meşgul ediyor. Yani geçen de söyledik, yani insanın yemek için mi yaşarsın, yaşamak için mi yersin? Yani yaşamak için yemek lazım. Hatta şükür için yemek, şükür için yaşamak sonucuna varmıştık. Yani çokları ben yemek için yaşıyorum demez ama insanların hayatını bir tahlilden geçirsek, tahlil etsek, kan tahlili gibi. Şimdi bütün işte medyada mesela yazılanlar, çizilenler, konuşulanlar, televizyon kanallarında işte daha çok ekonomik meseleler konuşuluyor. Ekonomi meselesi birinci sıraya konuyor efendim. Daha çok insanlar işte geçim derdi, sarhoşluğu içerisinde yaşıyor. Şu boğaz harbi diye işte boğaz harbi nedir şimdi? Bu boğaz harbi farklı olmuş. Farklı bir yani şeye bürünmüş değil mi? Dolayısıyla bunlardan çıkan sonuç sanki yemek için yaşıyoruz sadece gibi bir durum söz konusu. Yani diğer rızıklar pek dikkate alınmıyor esasında. Çizdiğiniz çerçeve geniş manada rızık tabii çok önemli. Onların da dikkate alınması gerekiyor. Ve helal olması gerekiyor. Rızkın helal olması var mı bugünkü konuşmasında bilmiyorum ama şimdi nasıl mideye giren rızıkların değil mi helal olması çok önemli dinde, helal lokma ve aynı zamanda o kadar her şey etkiliyor hocam helal lokma. Yapılan ibadeti, yapılan duayı doğrudan etkilediğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisleriyle vurguluyor. İşte bu ahir zamanda ahir zamanın bir özelliği, helal haram birbirine karışmış, yani helal lokma bulmak çok saf, katışıksız, gerçekten kolay değil. Onun için bir helal, bir de organik gıda deniyor. Yani böyle işte katkı maddeleri olmayan, sağlığımıza zarar vermeyecek organik gıda aranıyor. GDO'lu olmayan. Evet. Şimdi sözünü ettiğiniz okullarda okutulan o kitaplardan aklın aldığı rızık. Tam doğru mu, saf mı? Mesela bu organik değil yani. Bu tamamen materyalist bir kafayla okutuluyor. Dolayısıyla zehirliyor yani. Onun da organiğini aramak lazım. Organik ilim. Yani böyle bir bilim adı altında insanların materyalist yorumlarıyla zehirlenmiş bilgiler giriyor kafalara. Ondan sonra kalbin muhtaç olduğu sevgiler, mesela Allah sevgisinin türevi değilse, değil mi? Asıl Allah sevgisini pekiştirmiyorsa, ona bizi yaklaştı, onun yerine geçiyorsa, bu sevgiler zehirli sevgidir. Yani kalbi gıdalandırmaz bunlar. Yani organik gıda gibi midenin gıdası olacak gıdaların organik olmasına dikkat edildiği kadar aklın gıdası olan bilgilerin, kalbin gıdası olan sevgilerin de organik olması çok önemli. Yani bunları işte bu hale getirmek nasıl olur filan, bu bayağı, ben bu kadarını düşünmüyordum. Yani baştan sadece işte rızık konusu deyince akla gelen nimse Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin tecelli ettiği maddi yiyecekler konusunda konuşacağımızı düşünüyordum ama İyi oldu yani bunlarla böyle karşılaştırmalı olarak
daha zengin bir program olur inşallah. İnşallah. Evet, bu tabii Sevket Hoca'nın açtığı bahisten her biri ayrı ayrı konuşulması gereken konular ve sizin çizdiğiniz o insanın maddi manevi bütün yönleriyle, bedensel ruhsal bütün yönleriyle alakalı deyince tabii bunları da bilgi boyutuyla, duygu boyutuyla sevgi dedi Seyfettin Hocam. İşte şefkat mesela daha önce konuştuk, şefkatin yanlış kullanılması, anne babaların şefkatini yanlış kullanılması. Dolayısıyla bunların hepsi bizim için bir rızık. Bir yönüyle maddi, işte bir kısmı manevi rızık ve bunun helal olması, yerinde olması ve gerçekten istifadeye, istifazeye medar olması için bir takım şartları olması gerekiyor. Yani helal nasıl kazançta, yemede, içmede helal önemliyse, diğer konularda da fıtri olanın, yaratılışa uygun olanın, doğru olanın, hakikat olanın, insanın işte aklına, kalbine, diğer duygularına gıda, faydalı birer gıda deyim yerindeyse, besin olması ancak buna bağlı. Bunları da bir taraftan düşünelim. Tabii. Yer yer belki konuşacağız. Evet, atıflar yapsak iyi olur. Evet, atıflar yapabiliriz. Allah razı olsun. Esasen yani bilhassa rızık ararken şunlara dikkat edelim diye 3-4 konu seçtik ya, beraber inşallah konuşuruz. İşte onlara dikkat etmenin gerekliliği helal olmasını da sağladığı için. Yani haramlara gitmemek için rızık ararken neleri fark etmemiz lazım. Yani bizi rızıklandıran Cenab-ı Hak. Hatta ben bir şey teklif edeceğim eğer hayır kardeşim uygun görürseniz. Yani biz rızık konusunda nereden başladım dersek bu tariften sonra ben şu anda iki ayet hatırlıyorum. Bilhassa oradaki üslubu, yani orada bize ne ders veriliyor o üslupla oradan başlasak diye düşündüm. Buyurun. O da şu, yani biz rızık konusunda mesela kendimizi rızıklandırmıyoruz. Ailemizi de rızıklandırmıyoruz. O zaman biz ne yapıyoruz onu konuşacağız zaten. Hı hı. Ayette sarahaten aynı zamanda ilginç. Kinaye. Evet. Kinaye ama şöyle geçiyor. Hem işte, Taha suresinin 132. ayetinde şöyle geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emur ehleke bis salati ve stabir aleyha la nes'eluke rizkan. Nahnu nerzukuk vel akibetu lit takva. Sadakallahu azim. Meali aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı, sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Bilakis biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, hayırlı sonuç takva sahipler içindir. Şimdi senden rızık istemiyoruz diyor. Bu zaten belli. Belli. Ama biz rızıklandırıyoruz diyor. Şimdi orayı konuşalım, Allah'ın Rezzak isminin tecellilerinden. O halde rızık istemiyoruz. Burayı konuşalım bak gerçekten. Yani lemalarda, 28 lemada bu bilhassa açıklanmış. Bu mealde ayet bir yerde daha var, hatırlıyor musunuz? O da Zariyat. Okuyabilecek misin? Zariyat 54 mi? 56. 56. Hemen ondan sonra 57. Gelen ayet. Ve lemalarda dediğiniz o ayet. O. Yani üçü, bu değil. Bu, değil. Bu demek aynı bu eş başka, anlamda. Eş anlamda. Ben bunu da yayınlarım. Bu Taha 132. Evet, onu okuyalım mı? Ma uridu minhum ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu en yut'imun. Evet. Ondan sonra innallaha huver razzak zulgüvetil medin. Rızıklandıran benim diyor Cenab-ı Hak. Ben senden rızık istemiyorum diyor. Yani o ayetin şeyi de zor, yani izahı da evet, zor. Evet, çünkü konuşalım. Oradan başlayalım. Allah buyuruyor. Evet. Yani ben sizden beni rızıklandırmanızı, doyurmanızı istemiyorum, beklemiyorum diyor. Ya sizden bir rızık istemiyorum, beni doyurmanızı da beklemiyorum. Ne yani mealler böyle Allah yazıyor. Allah zaten böyle şeyden münezzehtir. Evet. Yani yiyip içmekten, rızıktan, doymaktan. Nedir o halde? Dolayısıyla neden böyle diyor? Onun orada güzel bir izahı var. Çok gerçekten güzel. O izahın bilinmesi lazım. Evet, böyle bizi düşündürüyor, çok, sarsıyor. Çok sarsıyor. Allah Allah. Yani bu zaten iş, hani malumu ilam olunca farklı bir mana kastedildiğini düşünmek. Kinaye diyor zaten. Evet. Üstad Bey diyor zaten burada kinaye var. Kinaye var diyor. Bu halde kinaye, edebiyatçılar daha iyi bilirler. Kinaye nedir peki burada? Peki bu dokunalım, giriş noktamız olsun. Oradan girelim. Aha. Yani ben sizden rızık istemiyorum, ben rızıklandırıyorum derken, yani hayatın devamı için bir damla sudan bir zerre havaya, bir elmadan güneşe, her neyse rızıktan kasteden eşyaya yüklenen anlama, ağaçtaki fotosentez olayının yaratılmasına, her ne varsa rızık zaten Allah'tan başkası yaratamaz. Bütün kainat elinde olmayan, emrinde olmayan bir damla su, bir buğday tanesi, bir pirinç tanesi
asla yaratamazsın. Bir saniyeyi yaratmakla 100 yıl yaratmak arasında fark yoktur öz itibariyle. Baharı yaratmakla çiçeği yaratmak arasında fark olmaz. Yoktur çünkü baharı yaratamayan çiçek yaratamaz. Çiçeği yaratan baharı yaratır. Baharı yaratan güneşin sahibidir. Rızkımızda güneşin hizmeti var. Güneş elinde ve emrinde olmayan domates yaratamaz, portakal yaratamaz. O halde biz ne yapıyoruz? Belki burayı doğru bilmediğimizden boğuluyoruz. Haramlara giriliyor, namaz unutuluyor, başka kul hakları çiğneniyor. Çünkü ne yaptığımızı, daha doğrusu yaptığımız işin mahiyetini bilmemiz lazım. Biz rızık konusunda gerçekten ne yapıyoruz? Müdür de olsak, çiftçi de olsak, işçi de olsak, çoban da olsak. Biz ne yapıyoruz? Sabah 8'de çıkıyoruz, akşam 5'e kadar rızık arıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Dünyayı döndürmüyoruz. Güneşi indirmiyoruz. Yağmuru getirmiyoruz. Yani mevsimleri yaratmıyoruz. Ama rızık için bunlar gerekiyor. O zaman ben o ayetten kısaca okuduğumu paylaşayım. Ben sizden rızık istemiyorum derken elbette kulum Allah'a rızık veremeyeceği açık olduğu için o kastedilmiyor. Kastedilen mana o değil. O halde ne? Şu diyor. Rızkı ben veriyorum diyor Cenab-ı Hak. Seni. Diyelim ki burada evdeki erkek mesela rızıktan bir önemli, öncelikle sorumlu erkek. Seni, senin ilgili olduklarını, yani rızkını aramakla, bulmakla mükellef olduğun aile fertlerini. Evde annen baban varsa onda. Ayrıca orada müteallikat diyor. Ayrıca evde kedim var, kediyi. Çiçek var, çiçeği. Ahırda inek mi var, ineği. Her neyse senin ilgili olduğun, sorumlu yani rızıkları benim omuzumda. Onların rızkını temin için uğraşıyorum ben. Bak terledim. Sabah 8'de çıktım evden. Dediklerini. Onlara rızkı ben veriyorum diyor. O halde biz ne yapıyoruz? Biz Cenab-ı Hakk'ın yarattığı rızkı almaya gidiyoruz. Daha önceki programda söyledim. Bir daha söylemek istiyorum. 3-4 yaşındaki çocuğa herhangi bir yerde evimizde odada su istediğinde git mutfaktan al. Mutfakta var diyoruz ya. Bizim yaptığımız bu. Bize deniyor git Kızılmak'tan veyahut da Yeşilmak Barajı'ndan şeyini al, nehirden al, dereden al. Yani dereye su indirilmiş, çocuğun mutfaktan almasıyla bizim dereden almamız mahiyet itibariyle aynı. Evet. Yani çocuktan farklı bir şey yapmıyoruz aslında. Biz yaratmıyoruz. Yaratmıyoruz, zaten çocuk da o düzeni kurmadığı gibi. Cenab-ı Hak yaratmış. Yaratmış, koymuş. En azından biz ham maddesini yaratmış, biz onu işleyebiliriz. Yani onun sebebi de bize bir meşguliyet olsun. Bize. Yoksa canımız sıkılır yani hiçbir şey. Bir de insan emeği olmadan tadını da alamaz değil evet, mi? Yani tadı, şey. Evet, el emeğiyle yediği yani kendi yaptığı yemek en tatlı yemektir. Yani o da bir rızık aslında biliyor musunuz? Yani oraya boru döşemek o da bir rızık. Aslında manevi rızkın içine koyabiliriz onu. Yani bizi meşgul ediyor. Bize bir tatmin ediyor bizi. Yani zaten benim biraz önceki örneğimde hatırlar mısınız? Siz belki hatırlamazsınız çünkü ben söylemiştim. Muhtemelen unutmuşsunuzdur belki. İlk günler demiştim. Çocuğa git mutfaktan rızkını al, işte suyunu al diyoruz ya. Evet. Biz getirirsek bazen zaten belli yaşta bilhassa çocuk ağlıyor. Ben gideceğim diyor. Ben getireceğim diyor. Yani bizim getirmemizden memnun da olmuyor bazen. O kendisi getirmek istiyor. Herhalde büyüklükte yaşayacağına hazırlanıyor orada. Bir duygu var. Doymak isteyen. Ben getirdim suyu mutfaktan. İşte çocuk aslında suyu yaratmadı. Kendisi ağlamasa bile, ağlıyor dediniz ama biz ağlamayabilir. Yani ağlamasa bile bu sefer yine biz sen git al dememiz diyelim, lazım. Öyle diyelim yani biz. Çünkü onu tembelliğe alıştırmamız hazırlayalım lazım. Hayata. Kendi yapabileceği işleri biz onun adına yaparsak o tembelliğe alışır. Sonra hayattan lezzet alamaz. Yani kendi o hayatın külfetleriyle karşı karşıya gelince yıkılır. Evet. Demek ki biz femen ye'tikum bima'in ma'in ayetini kainat bütün unsurlarıyla tasdik ediyor. Ne diyor ayet? Suya eliniz yetişmez diyor. Kainat ne diyor lisan halle? Kainat elinde olmayan bir damla su yaratamaz diyor. Çocuk yaratamıyor, biz de yaratamıyoruz. Dünyanın en zengini yaratamıyor. O halde biz ne yapıyoruz? Yaratılanı arıyoruz. Almaya gidiyoruz. Arıyoruz. Çocuk evet. Mutfaktan biz de ırmaklardan su almaya gidiyoruz. Bunu ben kendimi rızıklandırıyorum. Ben aile fertlerimi rızıklandırıyorum. Onun için bugün namaz kılamadım. Bize deniyor ki, kendime söylüyorum, haddini bil. Allah'ın icraatını, rızıklandırma icraatını yaptığını iddia etme. Bunu iddia edersen
bana rızık verme iddiasında bulunmuş olursun. Bu mu kastediyor orada? Ha, bana rızık vermiş olma iddiasında bulunursun. Haddini bil diyor. Yani bana ait olan, İşi, benim tekeffül ettiğim bir faaliyeti, icraatı sen üstüne aldığını iddia etmekle, evet, sanki seni ben, yani beni sen rızıklandırıyor musun gibi bir mana ortaya bir çıkıyor. Bir iddiada bulunursun. Oysa öyle değil yani. Ben sizden rızık istemiyorum. Yani ananı, babanı, hanımını, çoluğunu, çocuğunu, beyini, kocanın, kim varsa evde rızkıyla alakalı bir iş yaptığın, sadece bir tablacısın. Yaradılanı oradan buraya, buradan oraya taşıyorsun. Taşırken de nimetlendiriliyorsun, meşgul ediliyorsun. Boş boş oturmanın insanı çok bunaltıcı etkisinden kurtarılıyorsun gibi. Bunu bil diyor ayet. Yani bizim köyün imamı, Allah rahmet etsin, toparlayayım, İslam'ın şartı beştir derdi. Altımız haddini bilmek. Evet. 60 yıl herkese böyle ezberletti. Haddini bil. Kur'an'da da haddini bilmek çok önemli. Bu evet, ikaz var. Evet. Burada rızık konusunda haddini bil diyor. Yani rızık yaratmıyorsun. Yani hayatı devam ettiren sen değilsin diyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız işin mahiyeti, yaradılanı, yeryüzü deposuna yerleştirileni, yine Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu vücuttaki azaları kullanarak arıyoruz, buluyoruz, seviniyoruz, şükredeceğiz. Bu kadar. Evet, iki türlü problem, böyle bir cümleyle söyleyip geçtiniz. Bir defa böyle bir duygu içerisinde olmak, hani bazen böyle çok ileri, yani imanla örtüşmeyen şeyler söyleniyor maalesef. Ya. Maalesef. Yani sizi doyuran benim falan. Maalesef. Hani böyle gerek aile efradı, gerek işte diyelim patron, işçileri var, çalışanları var. Ben olmasam ağzınız kokar, aç kalırsınız. Ya. Sizi doyuran benim, rızkınızı ben veriyorum gibi. Firavunane. Firavunane ve yani sanki işte o tam ayetin vurguladığı mana. Ya. Allah'ın şeyini, yani İkram, Allah'tan bir rol çalmak gibi tabir caizse. Yani ona ait olanı, evet, dikkatleri kendine çekerek oradan sanki hak etmediği haddini aşarak bir şey yapmak bir. Evet. İkincisi, bir cümleyi söylediniz ben tekrar vurgulayayım diye. Bu vazifemi yapıyorum diyerek, daha doğrusu rızık alıyorum diyerek asıl vazifesini ihmal etmeyi meşrulaştırmak. İşte namazı kılamadık, şu yani işte çok dünya gayriyesi vardı. Çoluk çocukla uğraşmaktan, namazdan, oruçtan filan hani şeyimiz olmadı diyerek bunu meşrulaştırmak. Yani. Asıl vazifesini yapmamayı veya o konudaki eksikliği işte rızkımız için çalıştık, o da ibadet değil mi filan gibi bir şeyle, gerekçeyle örtbas etmek veya onu normalleştirmek, meşrulaştırmak. Öyle. Bu da ikinci büyük problem herhalde. Yani hem bir taraftan çok komik demeyeceğim ama çok sevimsiz bir durum var. Hem bir taraftan çok böyle hurafe bir şey var. İzin verirseniz çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Buradan Amerika'ya, Japonya'ya veya Hindistan'a uzak bir yere stratejik diyorlar, stratejik böyle çok hayati ülkenin güvenliği ile ilgili veya başka konuda toplantıya giden yüksek seviyede memurun, geçen başka bir makamda verdik bu misali, memurun ekibi de var, emrinde terzisi var, doktoru var diyelim. Yani birçok elemanlarla gitmiş oraya. Bir gün toplantıya iştirak edecek ama ülkenin güvenliği, ekonomisiyle ilgili hayati toplantı. Bir gün toplantıya gidecek. Toplantıya iştirak etmiyor diyelim. Salı günü toplantı olacak, etmiyor. Niye etmedin? Şundan edemedi toplantıya iştirak. Sabah kahvaltısı için hazırlık yapmamız lazımdı. Bunun için pazara gittik, alışveriş yaptık, kahvaltı hazırladık. Efendim işte bazen bulamadık derken toplantı bitmiş. Toplantıya gidemedik. Ya böyle bir şey dediğini varsayalım mesela şimdi. Hani devlet harcahan vermiş. Hangi akıl, git lokantada yemeğini yedim, demiş. Yani harcah vermiş ona, uçak tahsis etmiş falan. Yani seni toplantı için gönderdim diyor. Oradaki derse ki ben yemek hazırlığı yaptım. Yemek hazırlığı için pazara gittim. Pazarda bulamadım, tarlaya gittim. Köylülerle görüşürken saate baktım, toplantı geçmiş. Yani buna güler misin, ağlar mısın falan derler ya. Böyle bir şey. Şu yeryüzünde, güneşin altında kainat çalıştırılıyor, su yaratılıyor. Kainat çalıştırılıyor, portakal yaratılıyor. Kainat çalıştırılıyor, enginar yaratılıyor. Önümüze düşüyor. Yeryüzüne. Yani bizim asli işimiz bunlarla alakalı değil. Bu asli işimiz. Ayetteki sırayı söyleyeyim size bırakayım. Ne diyor 56-58'de Zariye Suresi'nde? İnsan ve cinni ancak bana ibadet yapsın diye yarattım. Ben sizden rızık istemiyorum.
rızık veren benim. Sıralama böyle. İnsan ve cinleri ancak beni tanısınlar, emirlerime riayet etsinler, ebedi ahirete hazırlansınlar diye yarattım. Bu arada rızık ihtiyacı var. Lojistik destek, lojistik idari mali işler gibi tabiri caizse. Onu ben veriyorum diyor. Hayatın devamı için o imtihan esnasında ihtiyaç duyacağınız her şeyi ben veriyorum diyor. Rezzak benim diyor. Rezzak benim diyor 58. ayet. Bu arada biz ama sabah 8'den akşam 5'den rızık arıyoruz. 5 vakit namazına ve farz dikkatinde o da ibadet sayılacak diyor. Orada şartı rızıklandırmış yani. Olmuyorsun kendini. O rızık arama faaliyetiyle yine bir elekten geçiriliyorsun. Harama girecek mi? Girmeyecek mi? Kulak içinecek mi? Diye imtihandan geçiriliyorsun. Evet. Evet Seyfettin Hocam. Şimdi ilave edeceğiniz şeyler var mı? Sözde bu kışla örneğiyle anlatılıyor. Yani askerliği yaptık. Yapmayanlar da bunu bilirler. Yani askerin görevi işte nedir? Bir taburda diyelim. Eğitim. Eğitimdir, talimdir. Savaş hazırlık. Evet, cihattır. Yani neyse komutanın verdiği görev onu yapmak. Yani asker ben kendi yiyeceğimi kendim hazırlamam lazım, geçimimi sağlamam lazım. Kahvaltıda ne yiyeceğiz, akşam yemeğini ne yiyeceğiz yani. Filan. Yani devletin askerisin, devlet senin zaten yiyeceğini verecektir yani. Ha bazen sen de gidersin karavana pişirirsin, efendim su getirirsin yani nöbetçi olursun. Onlar da askerlikten sayılır. Evet. İbadet sayılır. Çok güzel, aslında çok harika. Onlar da askerlikten sayılır. Uyursun mesela, değil mi? Uyuman da askerlikten sayılır. İstirahat verilir. Ama sen asker kaçağı olursan mesela, diyelim. Kışlayı terk ettin. Zor geldi sana, kışlayı terk ettin. Bu sefer zaten ben orada yani şu kadar sana fazlasıyla hem cezanı çekersin hem tekrar askerlik yaptırırlar. Ya bu kadar değildi yani uykuları düşmemiz lazım yemek içme diyemezsin yani. Kışlada kalırsan uykularda efendim yemek içmekte dinlendiğin saatlerde askerlikten sayılıyor. Çalışmak ibadet diyen kulağı çınlasın o cevaplandırılıyor. Evet. Dışarı çıktığında sayılmıyor ibadet bunlar yani böyle. O şey önemli ya burada devlet yerine şimdi yani daha şeyi büyütelim Allah'ın kışlasındayız dünya Allah'ın kışlası. Allah da bize... Hani askerde 3 defa içtima olur, 5 defa içtima görevi veriyor. 5 defa zaten cami içtima alanı demektir Arapçada, Türkçesi yani. İçtima ile cami aynı şeyden Tıkten geliyor. Cem bir araya geldi. Dolayısıyla hayat askerliğinin talimi, eğitimi, cihadı yani için buradayız biz. Yani bunu asli işimiz bu. Onun için zaten insanları da cinleri de ancak beni tanıyıp ibadet etsinler diye yarattım dedikten sonra sizden rızık istemiyorum. Yani rızık vermek benim işim. Ya asıl diyor. Vazifeniz bu. Bundan geri kalarak bir şey yaptığınızı zannetmeyin. İddia ettiğinizde. İddia ederseniz o zaman beni rızıklandırdığınız iddiasıyla neredeyse aynı denkleme düşer. Çünkü aynı tarafa. Bunun ne anlama geldiğini düşün diyor. Evet. Bu zamanda yani insan çok rızka müptela olduğu için demin dedik ya yani böyle hayatlarımızı tadil etsek birinci mesele çıkar yani böyle yemek için rızık peşinde. Derdi maişet. Derdi maişet. Dolayısıyla çok rızka müptela olduğu için böyle onu bahane ederek asli görevinden kaçıyor insanlar. Yani çok duydunuz yani çalışmak da ibadettir diyor. Evet. Ben çalışarak ibadetimi yapıyorum diyor. Çoluk çocuğumun rızkını kazanıyorum diyor. Bu sözün askerin ben burada karavanı yıkamaya geldim eğitime gitmiyorum demesine ne farkı var? Evet. Ne farkı var? Bu nefsime söyleyelim. Karavanı yıkıyorum ben burada. Efendim bulaşık yıkıyorum. Ben bunun için geldim buraya. Mıntıka temizliği yapıyorum. Ben mekanik eğitime gitmiyorum. Askerlik eğitime gitmiyorum. Mesela ne farkı var bunun? Evet. Bir şeyi daha var yalnız o ayete madem girdik. Diğer bir manası var. O da önemli. Geçen bu işte Ramazan'da Cenab-ı Hak bizden şeyi alıyor ya tasarruf yetkisini. Yiyemiyoruz yani. Hocam şöyle yapalım mı? Bunu bir ara aradan verelim. Sonra mı? Aradan sonra peki. Yani başlayacağımız yeri işaretlemiş olalım. Bu arada bize mesaj gönderen
Pek çok dostumuz olmuş. YouTube'dan Yusuf Taşıyan, Ayrı Güner'i adaşıma selam. Mustafa Bey'e, Nergiz Özçelik, bunlar hep böyle teşekkür, dua mahiyetinde mesajlar. Ferdan Hanım, Mücahit Topal, Bora Ayhan, İdris Ballı, Bilal Şahan. Hangi ayetten bahsediyorsunuz? Şu anda izlemeye başladım demiş. En son Zariyat 57. 57, 58. Evet, 56, 58. Taha 132. Evet, Taha 132 ile başladık. Daha sonra Zariyat. Zariyat 56, 57. 56, 58. Osman Tokluoğlu şöyle demiş. Selamdan sonra, aleyküm selam. O halde bütün rızıkların farkına varmamızı sağlayan en büyük rızık iman nimetidir diyebilir miyiz? Şüphesiz. Şüphesiz. Altına imza atmak lazım. Evet. Yani bütün rızıkların, rızıkla ilgili hakikatlerin farkına varmayı sağlayan en büyük nimet, hı-hı, iman nimeti. Tüm nimetleri evet, nimet yapan ve nikmet olmaktan da kurtaran bir nimet. İman. İman nimeti. En evet, büyük nimet. Osman Durmaz, Hatun Çakır, Hasan Türkileri. Evet, bittiği zaman ölümüne neden olan rızık eceldir. İnsan eceli, insanın dünyada kalış süresidir. Böylece bu rızık sona erse insan olur. Yani hayat rızkı veya işte ömür nimetine vurgu yapmış. Teşekkür ediyoruz. Efendim, konuyla ilgili olmak üzere yine YouTube'dan canlı yayınımızın hemen altına yorum yaparsanız, bu arada henüz abone olmayan dostlarımız varsa, abone oluverirlerse dostluğu pekiştirmiş, baki kılmış oluruz inşallah. Sadece yayınlarda değil, diğer YouTube içeriklerimize de ulaşma adına. Tam Seyfettin Hocam ayetin diğer manasına vurgu yapacaktı. Sözü ondan aldık, bir ara verelim dedik. Aradan sonra inşallah tekrar kendisine sözü tevdi edeceğiz. Elhamdülillah beraberliğimiz sürüyor efendim. İftarlar yapılıyor, dualar yapılıyor. İftar sevinçleri yaşanıyor. Bizleri de duada unutmazsınız inşallah diye şu anda iftar sofrasında olan dostlarımıza kendimizi hatırlatalım. Evet, rızık konusunu konuşuyoruz. Zariyat suresinin 56, 57, 58. ayetleri en son üzerinde durduğumuz ayetlerdi. Orada vurgulanan bir husus daha var demişti Seyfettin Hocam. İstersen onu tamamlayalım. Sonra rızık evet, arama konusunda bir tavrımız ne olacak? Dikkatimiz. Evet, evet. Şimdi mesela İhlas suresinde de var. Lem yelid ve lem yulet. Yani Allah birdir. O dedikten sonra doğmamıştır, doğurmamıştır. Yani malumu ilan var burada. Hı-hı. Zaten bilinen bir şey. Bildiriyorsa demek ki asıl maksat başka bir şeyden söz ediyor. Başka bir şeye cevap yani veriyor. O da işte doğanlar ve doğuranlar ilah olamazlar. Evet. Yani işte Hazreti Meryem'i, Hazreti İsa'yı kutsallaştırmışlar ya Hristiyanlar. Evet. İlahlık payesi vermişler. Dolayısıyla onu reddediyor böyle. Burada da yani rızka muhtaç olanlar, rızık isteyenler, doyurulmaya muhtaç olanlar ilah olamazlar. Yani ben gerçek ilah, bak rızık istemiyorum, rızka ihtiyacım yok. Beni doyurmanızı da istemiyorum. Ama siz rızka muhtaçsınız. Cenab-ı Hak bu oruçla alakası da şu, şimdi insanın nefsinin firavuniyet damarını açlıkla kırıyor. Çünkü aç kaldığı zaman insan nefsi ne yapıyor? Böyle işte halsiz oluyor, yorgun düşüyor, bitkin düşüyor. Değil mi? Şu anda mesela iftar öncesi durum var. Doldu. Benzinli bitmiş araba gibi. Yani ya o haddini zaman... Haddini biliyor. Yani nefsimize dememiz lazım ki yani evet, bak sen böylesin işte yani. İki tabak yemek yemesen enerjin çöktün, düşüyor, çöküyorsun. Yani bir de hakikatin ilahlık mi iddia etmeye kalkma yani. Böyle her şeyi ben halledeceğim diye haddini aşma. Haddini bil. Altıncı şartı ya o. Ondan sonra. Yani bu şey aklıma geldi mesela. Firavun'un kapısını çalmış. Şeytan, Mevlana anlatıyor bunu. Çalmış. Kim o demiş içeriden Firavun. Bu sefer şeytan dalga geçmiş yani. Demiş kapıda kim olduğunu bilmiyorsun. Bir de ilahlık iddia ediyorsun demiş. Ene rabbukümül âlâ diyorsun. Ben sizin Rabbinizim diyorum. Daha kapıda kim o diyorsun. Şimdi burada da nefis yani bazen böyle kendini kendine yeterli görüyor. Müstani hali var yani. Bu insanı azdırıyor. İnnel insâne le yedgâ erra'âhu stâna. Kendini kendine yeterli görmesi. İşte Cenab-ı Hak açlıkla
insanı böyle bitkin bir hale getiriyor, terbiye ediyor. Bu sefer o kendini, yani firavunluk damarına darbe yemiş oluyor. Darbe evet. yemiş oluyor. Dolayısıyla burada da yani ben sizden bir rızık istemiyorum. Yani rızık isteyenler, rızka muhtaç olanlar ilah olamazlar. Bunu anlayın manasında bir güzel mana var orada. Evet, çok güzel. Allah razı olsun. Evet. Şimdi bu arada sevgili dostlar, YouTube kanalımızın yorumlar kısmına konuyla ilgili katkınız veya sorunuz olursa ben ara ara kontrol ediyorum hocalarımızdan ama konuşuruz inşallah. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi rızık ararken, yani vazifemiz rızık aramak. Aramak. Dedik. Bu tabire evet. alışalım. Arıyoruz. Rızkımızı arıyoruz. Yazılmış, yani, tevzi, yaratılmış. Aslında tevzi edilmiş. Yerleştirilmiş. Yerleştirilmiş ama biz onu aramakla vazifeyiz. Evet. Hani bazen şöyle tersinden bir şey geliyor ya. Zaten yazılmışsa. Zaten niye arıyorum? Tevzi dağıtılmışsa ne uğraşıyoruz ki? Hani meşhur bir hikaye var. Yine bir öhöhö demek lazım demiş. Gayret. Hani gayret etmek Mesne çaba. Mesnevi'de şöyle güzel bir cümle var. Niye arıyoruz ki sorusunun da cevabı olabilecek. O diyor şimdi güzelim bahçelerde o güzelim ağaçların dallarına asılan o güzel güleç yüzlü meyveleri koparıp yemek zahmet midir? Allah insaf versin diyor. Yani getirip ağzına sokacak değil ya diyor. Yani dolayısıyla öyle de yapabilirdi mesela diyelim bitkilerin mesela bitkilerin rızık ayağına gidiyor. Değil bitkiye mi? Bitkiye gitmeyelim. Bizim en önemli maddi rızkımız ağzımıza sokulmuyor mu? Hangisi? Hava. 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 Elbette dilerse telefonu da arabayı da öyle verirdi ama bize. Ama orada da biz ağzımızı açıyoruz gene de yani. Ay burnumuzu. Burada kapatmıyoruz burnumuzu. Ağzımızdan veya burnumuzdan abi. Şöyle kapatmamak yetiyor. Kapatmamak yetiyor. Ya çok zahmetsiz geliyor. Evet. Diğerlerindeki zahmeti anlatıyorsun da onun için araya girdim. Yani diğerlerinde zahmet çektiriyorsa bir rahmet var onda. Evet buyurun. Rahmet var. Yani o çok gerçekten o rahmet hatırlanmalı. Yani Cenab-ı Hak yani meşgulse bir insan, meşguliyetleri evet. varsa şükretmeli. Çünkü en rahatsız olan işsiz olandır. Evet. En çok sıkıntı çeken yani işsizlerdir. Hiç yapacak işi olmayanlar. Yani bizim bazen diyorum ben gençlere bu işte sıkıntıyla sefaat arasında da bir çok ilişki var. Çok alakalı. Evet. Ayrı bir program konusu olmalı. Evet, buyurun. Sıkıntı sefaatin anasıdır. Muallimidir. Muallimidir, anasıdır. Dolayısıyla bu işte İskandinav ülkeleri, zengin ülkeler, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi, Hollanda, Belçika gibi ülkelerin insanları yani şey yapsak biz ya zannediyoruz ki yani onların seviyesine gelsek, onlar gibi böyle gelir dağılımındaki payımız çok olsa filan zengin olsak çok daha şey yapacağız. Yani çok daha mutlu mu olacağız? Değil. Çünkü onlar mutlu değil yani. Böyle bütün ihtiyaçları karşılanmış, yapacak işi kalmamış insanlar değil mi? Böyle sıkıntıdan patlıyorlar yani. Bir kısmı bu intihara teşebbüs ediyor. Dolayısıyla bu sıkıntılar yani dertlerimizi çektiğimiz sıkıntıları veya bu meşguliyetlerimizi sevmemiz lazım. Yani aslında belki meşguliyet buluyorlar oradaki insanlar ama bu neden yani hayatın asıl, anlamını besleyecek bir şey olmayınca, mi? Yani yine belki bir takım medeniyet fantaziyelerin ifadesi evet, geçiyor evet. ya. Bir meşguliyet buluyorlar ama bu hakikaten insanın varlığını anlamlı kılan, insanın bu dünyadaki vazifesini besleyecek bir şey midir? Onu bulursa rahat ediyor. Bu tartışılır yani o kısmı. Evet. Şimdi bu arada efendim soru var mı diye ben bakıyorum. Nazlı Azra Hanım, annem her sabah okuyup sizin ölmüşlerinizin ruhuna gönderiyor demiş. Sizi çok seviyor demiş. Allah razı olsun. Sadece annesi mi acaba kendisi de seviyor mu? Tam onu anlayamadık. Dua. evet. Rızkımızı aramak için helal dairesi içinde kalmamız lazım. İnsan ararsa orada bulur. İnsan helal dairesinde bir iş ararsa Allah'ın izniyle onu bulur demiş. Nergis Hanım, Asya Kelebek yine mesajlarıyla destek olmuş. Teşekkür ediyoruz efendim. Sorularınız olursa tekrar oradan yazabilirsiniz mesajlarınız. Evet, birkaç önemli husus evet, dedik, bir türlü giremedik. En önemlilerinden birisi şu, rızık ihtiyar ve iktidarla
ters orantılıdır, doğru orantılı değildir. Bunu bilirsek rahat ederiz, telaşlanmayız. Rızık arama işi, boğucu iş olmaktan çıkar. Neyi kastediyoruz? Onu kastediyoruz, paylaşacağım. Evet. Yani Cenab-ı Hak bize güç kuvvet vermiş, emaneten vermiş. Hı hı. Rızık ararken onu kullanacağız. Fakat ona güvenmeyeceğiz. Gücümüze güvenmeyeceğiz. Cenab-ı Hakk'a güveneceğiz. Yani güçle, kuvvetle ben rızık buluyorum havasına girmeyeceğiz. O ana, yine ayetin kapsamına girebilir mi? Evet. Sizden rızık istemiyorum. Evet, evet, evet. Biz anne olarak karnındayken nasıl beslendik bunu hatırlayacağız. Unutmayacağız daha doğrusu. Hı. Evet, insan unutkandır ama unutmayacağız. Ve şu atmosferin içinde anne karnındaki gibi haldeyiz aslında. Hı. Yani rızka ulaşamamak da anne karnındaki bebekle bizim farkımız yok. Bunu anlayacağız. Bunu anladığımızda rahatlayacağız. Yani rızkımızı arayacağız ama rahatlayacağız. Şimdi biz bir vehimle omuzumuza rızık konusunda taşıyamayacağımız yük yüklüyoruz. Taşıyamayacağımızda şunu kastediyorum. Kainat kadar. Çünkü doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın rızıklandırdığını hatırlamayanlar, unutanlar, ben kendi rızkımı kendim temin ediyorum zannedenler, iddia edenler, kainat kadar yükün altında eziliyorlar. Çünkü kainat elinde olmayan bir damla su yaratamaz. Telefonu çalıştıramaz. Kainat elinde olmayan bu telefonu çalıştıramaz. Bu ses buradan Kars'a, Diyarbakır'a, Balkanlara gidiyorsa, havada ses korunuyorsa bu kainatın idaresini gerektirir. Kainatı idare edemeyen, kainattaki seslerin iletişimiyle ilgili kanunları koyamayan, koruyamayan bu telefonu yürütemez. Dolayısıyla rızık konusunda biz ne yaptığımızı anlarsak, çocuğun mutfaktan su getirmesi gibi dereden su getirdiğimizi, onsa şu anda rızıkla alakalı taşıdığımız yük bire inecek. Rahatlayacağız. O zaman dini sohbetlere gideceğiz, ailemizle ilgileneceğiz, hasta ziyaretlerine vakit bulacağız. Şimdi rızık konusunu doğru anlamadığımızdan hasta ziyaretlerine vakit bulamıyoruz biz. Çok meşgulüm diyoruz. Hatta daha ileri götürüyoruz. Rızık konusunu doğru anlamadığımızdan ezanı duyamıyoruz. Namazları ihmal ediyoruz. Rızık konusunu doğru anladığımızda rahatlayacağız. Nasıl? Güç ve kuvvetimize güvendiğimiz oranda rızık işi bizi çok meşgul eder. Cenab-ı Hakk'ın bir nevi gazabı olarak da bunu okuyabiliriz. Gazabı. Yani ben güçlüyüm, dil biliyorum, bilgisayar işinde en iyiyim, en iyilerdenim, yazılımda ben ilk beşe girerim. Bunlara güveniyorum dedi mi rızkı kesilmiyor. Hava kesilmediği gibi diğer rızık kesilmiyor. Ama bunaltıcı hale geliyor, boğucu hale geliyor. Artık hayatımız alt üst oluyor. Temel görevleri unutmaya başlıyoruz. Halbuki yazılımda en iyi de olsam, 5 tane dili, ana dilim gibi bilsem de ben bir damla su yaratamıyorum. Bir zerre hava yaratamam. Benim rızkımı Rabbim gönderiyor. Yazmış, yerleştirmiş. Onu aramaya gidiyorum. Ararken de eğleniyorum. Keyifli bir iş bu, keyifli. Beni sabah 8'den akşam 5'e kadar dolaştırıyor, dolandırıyor, gezdiriyor. Bir hava alıyorum, geliyorum. Beni Allah rızıklandırıyor. Benim asıl işim önce iman, onu korumak, sonra namaz ve rızık ararken de harama girmemek. Bak, rızık ararken de asli işimiz harama girmemek. Yine Allah'ın emrettiği. Takva, dikkat edersek evet. 130. ayette, 132'de ben sizden rızık istemiyorum diyor. Ben rızıklandırıyorum, sonunda mutlu olacak olan takva sahibidir diyor. Yani rızık ararken harama girmeyenler mesela. Hı. Evet. Kul hakkı çiğnemeyenler, yalan söylemeyenler. Yani rızık arama işini doğru anlayan rızık ararken yalan söylemez. Niye yalan söyler bir insan? Ben çekip çeviriyorum zannettiğinden, aklını kötüye kullanarak birini aldatmaya çalışıyor. Halbuki bilse ki ne yaparsa yapsın bir damla su yaratamaz, yalan söylemeye gerek yok. Kul hakkı çiğnemek de gerekmez. Benim rızkım, bunu da konuşmaya vakit inşallah kalır, benim rızkım zaten bana sevk ediliyor. Güneş 150 milyon kilometreden her gün bana sevk edildiği ve benim gözümle özel buluşturulduğu gibi. Buluşturulduğu gibi demiyorum kesinlikle. Özel olarak buluşturulduğu gibi. Benim içeceğim su, kullanacağım telefon, benim kullanacağım çorap, giyeceğim çorap, ayakkabı, içeceğim su ve yemek. Hepsi bana doğru sevk ediliyor. Yeryüzüne yerleştirilmiş, adım yazılmış, onu arıyorum dersek, rızık aramadan dolayı sırtımızda sandığımız yük 100'se ona inecek. Bire inecek. Diyeceğiz ki hayat varmış. Ben haddimi aşmışım. Rızıkla ilgili hiç yapmadığım,
ve yapamayacağım işleri yaptığımı sanarak kendime zulmetmişim. Benim aslında işim kulluk, ibadet, farzlar, haramlara girmemek. Rızkımı aramak mı? O da bir nevi ibadet. Rızkımı aramak mı? O da bir nevi imtihan. Dediğimizde çok rahatlayacağız. O zaman biz üzerimize kendimiz gereğinden fazla zanla yıkanıyoruz. Ben demin Rezak'ın Cenab-ı Hak olduğundan bazen gaflet ediyoruz. Unutuyoruz. Unutunca da kendi rızkımızı kendimiz sanki aramayı parantez için alalım. Yapıyor yani. Aramayı aşan bir iş. Evet, aramayı aşan bir şeye dönüştürünce altında eziliyoruz. Çünkü altından kalkılabilecek bir şey değil. O zaman uykumuz da bozuluyor. Hayatımız burada bozuluyor. Peki şu da yok mu? Hani tamam bunu bir kenara koyalım. Öbür taraftan gerçekten hayatı zorlaştıran yani insan kendisi olabilir. Bir de böyle hani az önce ifade ettik ya haddi aşan şeyler. Diyelim ki bir iş yerinde çalışıyorsunuz. O iş yerinin işte patronu konumunda veya o kurumun lideri konumundaki insanlar da bu işi zorlaştırmıyorlar mı? Yani onların tavrı da diğer insanlara zulüm manasında bir zorluk yaşatmıyor mu acaba? Yani zor şartlar altında çalıştırmakla zaten var olan zorluğu gerek ayrıca evet şey yaparak yani o yani Allah'tan bir rol çalmak dedik ya oradan rol çalarak sanki ben besliyorum ben yapıyorum diyerek bir de ağır şartlarda işte diyelim çalışmasını veya rızkını temin etmesini mecbur kılarak ama ayrıca ama hayır kardeşim biz şimdi şu konuştuğumuz manaya uygun yaşayan bir adam olsak bu patronun yanında çalışan olarak deriz ki ben o zaman daha uygun şartlarda rızkımı arayacağım. Benim ibadet hayatımı, ailemle alakalı işimi, olumsuz etkileyen işi bırakıyorum kardeşim. Diyebilmek için de rızkı doğru anlamak lazım. Eğer burada bana olmaması gereken zorluk yükleniyorsa Cenab-ı Hak bir kapıyı kapatırsa daha hayırlı başka kapı açar diyebilmek için de rızık işini iyi anlamak lazım. Rızık işini iyi anlamazsa insan ben buna mahkumum. Mecbur ister, ben mahkumum buna. Ben bunun eline düştüm. Ben buradan çıkarsam aç kalırım. Zannettiğimizden kendimize eziyet ediyoruz. Yani başkasının bize zulmetmesine sebep olmak da suçtur. Buna meydan vermemek için rızık doğrudan doğruya Cenab-ı Hak tarafından benim adıma gönderiliyor. Benim adıma gönderilen rızkı ben arıyorum. Ben aslı işime dikkat ettiğimde bu iş kolay olur. Zorlaştıran benim aslında. Başkasının zorlaştırmasına sebep olan da benim aslında. Öyle düşünüyorum. Benim. Patronun da öyle düşünmesi ayrı lazım. Yani. Ayrı mevzu. O da zaten yani orada emri altında çalışanların rızkı bana bağlı diye düşünüyorsa o da kendine fazla yük yüklüyor yani. Hmm. O da yani benim rızkımı da veren, bunların da rızkını veriyor. Yani bizi birbirimize vesile yapmış. O kadar. Dolayısıyla herkes kendine düşeni yapmalı. Yani bu hakikaten çok yük taşıyoruz üzerimizde. Evet. Yani sadece şey değil yani rızkımı nasıl kazanacağım, gelecekte çoluk çocuğumun rızkı, endişesi, o gelecek kaygısı. Yani men amene bil kader emine minel keder şeyi burada da geçerli yani kader Allah'ın takdiri. Eğer rızku alallah diye yazarlardı eskiden yani bu rahatlamayı sağlasın diye. İş yerlerinde falan hatırlamak için. Dolayısıyla rızkı veren Allah'tır. Dolayısıyla ben bana düşeni yaparım. Yani yapmam gereken şeyi yaparım. Gerisine karışmam. Allah'ın işine karışmam. Diyerek insan hayatı kolaylaştırabilir. Hayatı her alanda rahatlatabilir. Gereksiz korkulardan, kaygılardan kurtulabilir. Yani bugünün yükünü ağırlaştıran bir geçmişi geçmişte bırakmıyoruz. Geçmişteki sıkıntıları bugüne taşıyoruz, kafamıza takıyoruz. Geçmişin hüzünü, geleceğin korkusu. Geleceğin korkularını efendim yine daha gelmeden bugün yine kafamıza biraz da rızık taşıyoruz. Ne olacak gelecekte diye. O zaman bugünün yükünü ağırlaştırıyoruz. O zaman çekemiyorum. Üçe katlıyor yani. Geçmiş, bugün ve yarın. Çok çok ağır bir. Tükenmişlik sendromu yaşanmasının sebebi büyük ölçüde bu. Yani bu
rızkımız takdir edilmiştir. Evet, biz bize düşeni yapacağız. Yani burada hiçbir şey yapmadan tembelliğe kaçıp tembelliğe bahane olarak bunu söylemek, Allah rızkımızı yazmıştır, ne kadar yanlışsa, kendine düşeni yaptıktan sonra halen ne olacak acaba diye o yükü taşımak da ondan daha yanlıştır ve yıpratıcıdır. Bunu mu yapıyoruz? Hatta şunu konuştuk bugün ben biraz daha yaklaşmak için uğraşıyorum şu anda. Hı hı. Bizim rızık ararken bir şey yapmamız da rızık. O da Allah'ın nimeti bize. Onu niye abartıyoruz ki? Yani onu olması gereken yere tuttuğumuzda sabah işe gitmek, tarlaya gitmek, dükkana gitmek, akşama kadar meşgul olmak, o da rızık. O da neremize gidiyorsa, hangi cihazımızın gıdasıysa o da bir rızık. Aksinden anlamaya çalışalım. Aksinden evde otursak, adını vermeyeyim reklamlara girmesin. Ben böyle bazı lokantaların yemeğini seviyorum çünkü. Bize deseler ki evde otur, Ankara'nın en iyi lokantasından 3 öğün yemek gelecek. En kaliteli su ayağına gelecek ama evde bu koltuktan sonra geçmeyeceksin. Kaç gün dayanırız mı biz? En iyi lokantadan yemek ayağına gelecek. En iyi çoraplar ayağına gelecek. En iyi ayakkabı gelecek ama yürümeyeceksin evde. Evde bile yürümeyeceksin. Otur koltukta felç gibi otur. 3 gün sonra, hadi 3 gün süren bilmiyorum. Ben soğan ekmek yemeye razıyım. İstemiyorum bunu kardeşim. Ben bir soğan alacağım, bir de ekmek kuru ekmek parçalayıp yiyeceğim deriz. Bizi Cenab-ı Hak çakılmış gibi yerde tutmuyor da rızık aratıyorsa o da rızık. O da rızık. Ama bu asıl işimiz değil. Asıl işimiz marifetullah, farzlar, haramdan sakınmak. İşte biz rızık konusunu doğru anlayamadığımızda asıl işimizi farzlara ihmal ediyoruz, haramlara bulaşıyoruz. O rızık konusunda çok yıkıcı hale getiriyoruz. Dünyada harap oluyor, Allah korusun, ahirette harap olur. Onun için biz rızık konusunda ne yapıyoruz da demin aslında çok fazla konuştum ama özür dilerim söylüyorum. Yani kanun söylemedim, bir kanun var. Yer çekimi kanun diye isimlenen kanun gibi kanun var rızık konusunda. Kanun şu, gücüne güvenirsen, benim anladığımı paylaşıyorum. Rızkını kesmem diyor Cenab-ı Hak ama yokuşa sürerim diyor. Anladığımı söylüyorum, benim anladığım kaydını koyuyorum. Eğer gücüne, dil bilgine, mühendislik tek bilgine, fiziki gücüne güvenirsen rızkını kesmem diyor. Çünkü Cenab-ı Hak kafirin de, mürtedin de, münafığın da, müminin de, hayvanın da, bitkinin de rızkını kesmiyor. Rahman ismiyle her şeyi kuşatmış, rızık veriyor. Ama gücüne güvenirsen, kanun bu. Rızık ararken çok yorulursun, yıpranırsın, yıkılırsın. Ne kadar dil bilsen bil, mühendislikten ne kadar ilerlersen ilerle, acizliğini anlarsan, bir damla su yaratmaktan acizimi anlarsan, hiçbir rızka kendinin ulaşamayacağını anladığın oranda rızık işin kolay olacak diyor. Kanun bu. Bunun için de anne rahminde nasıl beslendin? Dünyaya geldiğin ilk gün nasıl beslendin? 1 yaşında nasıl beslendin? 10 yaşında nasıl? 20 yaşında nasıl beslendin? Bunları kıyasla, en kolay anne rahmi. Ha, anne rahminde en kolay, o zaman yatacak mıyım? Deme. Tekrar başa dönmeyelim. Kendime söyleyeyim, başa dönmeyelim. Ama ararken de anne rahmi gibi dünyanın içinde, atmosferin içinde gımıldıyorsun aslında. Senin ifadenle öp diyorsun. Atmosferin içinde gımıldıyorsun aslında. Güneşin altında, uzayın derinliklerinde, kainatın en uzak köşesinden akıp gelen rızka elimiz ulaşmıyor. Kur'an'da çok geçiyor. Yer ve gökten rızık gönderen diyor. Rızık yeryüzünde görünüyor da kainattan süzülüyor aslında. Öfis semai, rızık okuyor mesela. Evet, öyle geçiyor. Yani kainatın bütün çivilerinden, civatlarından ve çarklarından süzülüyor. Sular, kirazlar, limonlar, kerevizler. Dolayısıyla biz onu yaratamayız. Biz yaratılanı ve gönderini arıyoruz. O halde kanun şu, güç ve kuvvet sahibi olduğumuz zannettiğimiz oranda rızık işi bizi perişan edecektir. Dünya ve ahiret için bir tehlikeye dönüşecektir. Güç ve kuvvetimize güvenmeyip Allah'ın verdiği güç, kuvvet ve ihtiyarı kullandığımızda, ancak Allah'a güvendiğimizde rızık arama işi keyifli, kolay ve eğlenceli bir iş olacak. Kanun bu. Evet. Benim anladığım. Allah rızkı kesmeyeceğini söylüyor. Kesmiyor. Hani yanlış hareket, yanlış veya düşünceyle bile olsa. Veriyor rızkı. Veriyor. Ama niye mal oluyor bize? Zora sokuyor, yokuşa sürüyor dediniz. Veya bazen de
Hani şey tabiri var ya halk arasında, yürü ya kulum, Allah yürü ya kulum dedi. Oldu. Yanlış bir hayat tarzına sahip olduğu halde kapıları açıyor. Açıldı. O da aslında... Başta bela oldu. O da aslında şey değil, onun için bir nimet olmaktan hayır çıkıyor. Hayır değil. Değil mi? Benim en çok bugünlerde korktuğum, bir gün konuşalım isterseniz son haftaya yazayım, ben de yazayım, siz de değerlendirin. 55. ayet. Tövbe suresi başında, Besmele olmayan Tövbe suresi miydi? Şey hangisiydi? Başında Besmele olmayan? Evet. Tövbe. 55. ayet. En çok korktuğum, yani korkumu en çok kullanmak istediğim yerlerden birisi. Onlara, biz müminlere bakan kısmında bunu merak etmeliyiz. Hı hı. Kafire bakan kısmı var. Münafa bakan da var ama bize bakan kısmını. Onlara dünyada azap olsun diye mal ve evlat veriyorum diyor. Mali böyle. Bak dünya, bilhassa dünyada geçiyor. Dünyada da mallarını ve evlatlarını onlara azap yapacağım diyor. E şimdi yürüdü, önü açıldı, zengin oldu. Benim annem rahmetli derdi ki ne anladık biz bu işten? Zenginlikle mutluluk arıyorduk, ferahlık arıyorduk, zengin olduk. Fakir günlerimizi özler hale geldiysek ne anladık biz bu işten? Niçin koştuk, niye yorulduk, sonunda nereye savrulduk? Zenginlik başa bela olur. Onun için Üstad Bediüzzaman hırsla alakalı bir cümle söylüyor. Üzerinde biz epey müzakere ettik elhamdülillah. Ama henüz anladık demiyorum. Bir, hırs gösteren ya merdiven basamaklarını atlamak isterken düşer, kaybeder. Ya da basamakları atlayarak bir yere vardığı için gene kaybeder diyor. Yani aslında hırs gösteren, hırs gösterdiği halde düşündüğü kadar zengin olamayabilir, kaybeder. Zengin olur, düşündüğünden daha çok zengin olabilir ama gene kaybeder. Çünkü kazandığı başına bela olur. Rızık konusunu çözmedikçe dünyada da rahat yok insana, ahirette de rahat yok. Rızık konusu en çetin bir imtihan konusu. Evet, Şükriye Hanım, Rabbim hiç kimseyi boş vakitle imtihan etmesin ya. Çok zor diye dua etmiş. Ona bir şey ekleyeyim ben yine. Buyurun. Bugün benim çok hak ihlal yaptım. Emekli olunca birisi dedi ki bana, bak sabah kalktığında dedi, bu emekli olma tabirine doğru ayrı bir özür. Kalktığında size geçen anlattığım Seyfettin Kardeş'e. Bugün ben ne yapacağım? Hiç işim yok. Demek dedi artık benim yaşamamın manası kalmadı. Ben ölmek istiyorum demektir dedi. Anam bu duruma düşme dedi. Yani sabahleyin kalktığında bugün ben ne yapacağım dedin mi? Bu alarmdır dedi. Allah Allah. Evet. İşin olur her gün iş. Kulum beni nasıl tanırsa ona öyle muamele ederim buyuruyor, hatırlatmış Cebrail Sert. Müthiş Bey. Konumuzda çok ilgili. Ediyoruz. Evet. Rızık konusu nasıl anladık? Ona göre muamele görürüz. Nevcihan Tekin evlilikte rızık mıdır diye sormuş. Böyle rızkın dışında bir şey yok diye. Evet. Öyle anlıyorum daha. Bu kadar basit. Evet. Kader midir diye sorarlardı da. Evet. Hepsi kaderin işte verir. Rızık mıdır zaten o anlamda soruyor yani. Onun dışında bir şey yok yani. Yok, rızık yok, dışında yok. Bir şey yok. Her ne dokunuyor bize? Hem rızık hem imtihan konusu. Evet. Yani her şey kaderdir. Rızık da kaderdir. Ama kader çünkü Allah'ın takdiridir. Allah'ın ilmidir. Allah'ın murad etmesidir. Allah murad etmeyince bir şey olmazsa o kaderdir. Fakat İnsan bir de cüz'i ihtiyarı var değil mi? İnsan için... Leyse lil insani illa men se'a. İnsan için diğer canlıların kaderinden ayrılan şey var. İki kader var biliyorum ben yani daha bir caizse bilmiyorum. Bir insanın ızdırari kader. Izdırari. Bir ihtiyari kader evet. Diye ayrılmış evet, değil mi evet, kitaplarda evet, da yani... Bir Allah'ın bizim irademizin olmadığı, irademizin pay sahibi olmadığı bölümü var. Zaten ondan sorumlu değiliz. Ama irademizin bağlı olduğu kader, irademize bağlı kader daha doğrusu. Dolayısıyla esasen dediniz ya onda bire iniyor. Evet. Yani şöyle bir çember çizelim. O irademize bağlı kader. %10'luk hayatın içinde %10'luk bir bölüm ancak yapar en fazla. %90 olup biten olaylar irademiz dışında cereyan ediyor. Ama her şeyi hayatı ben yöneteceğim, her şeyi ben halledeceğim dedin mi işte o zaman keyfin kaçıyor. O zaman hayat bütünüyle yük olarak senin üzerine biniyor ama ben bana düşeni yaparım. Evet. Hem de en iyisini yaparım. Gerisini evet en güzelini yaparım. Ama yine de gerisini Allah'a bırakırım dediğin zaman insan rahatlıyorsun.
bu evlilik tamamen irade dışı kaderdir diyemeyiz. Onda insanın iradesinin de payı vardır, seçimi de vardır. Dolayısıyla ama bir yere kadar da irade dışıdır. İrademize düşen bir şey varsa o konuda bırakmayacağız, bize düşeni yapacağız. Yani bizim seçme hakkımızın olması Allah'ın her şeyi bildiği gerçeğini unutturmamalı. Allah'ın her şeyi bilmiş olması ve takdiri bizim seçme hürriyetimizi kaldırmıyor. Bunu beraber anlamak zorundayız. Evet. Manisa'dan yazan bir dostumuz selam etmiş, aleyküm selam. Hecer misali rumuzuyla. Sizleri çok özlemiştim. Kaç yıldır televizyon olmayınca şimdi buradan yayın yapmanız beni çok bahtiyar eyledi diyor. Dua bekliyormuş Cenab-ı Hak sıhhat afiyet versin. Amin. Sağlık sorunları için. Evet, böyle dostlarımız varsa haberdar edebiliriz. YouTube'dan şu anda yayınımız canlı olarak devam ediyor. Aradan sonra Rızık'ta adımızın yazıldığını konuşalım inşallah. Teklif ediyorum. Evet, Recep Tayyip Şentürk hocamızdan dinleyeceğiz. İnfitar suresi 1.19 tamamı olsa gerek. Ondan sonra iftar yapacağız. Ondan sonra. Ondan sonra. Hocam, ondan sonra inşallah. Rızık'ta adımız yazılı. Evet. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ sin şey'a vel emru yevme izin lillah sadakallahul azim. Sevgili dostlar, Babi Reyhan devam ediyor. İftar vakti kıymetli. İftarımızı yaptık Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Ve İstanbul'un iftar vakti olana kadar da biliyorsunuz yayınımızı sürdürüyoruz. Bu bölümde özellikle ara vermeden önce Ali Hocam'ın bir vurgusu vardı. O kısmını konuşacağız rızkın. Ama öncelikle sorumuzu soralım. Seyfettin Hocam, sizden alalım mı soruyu? Olur. Evet, hayırlı iftarlar sevgili dostlar. Rızık konusu bu akşamın ana konusu. Ana menüsü yani, ana menü. Evet, ana menü. Şimdi yani bir şeyi konuşurken çok şeyi de etrafında konuşuyoruz. Onun için dedim ana menü. Ve rızık konusunda Kur'an-ı Kerim'deki özellikle iki ayetten söz ettik. İki ayet çerçevesinde konuşuyoruz. Birisi Taha suresindeki 106. ayet. 132. 132. Taha 132. Ama ondan daha çok aynı mealde biraz daha da geniş rızık konusuna değinen başka bir surenin ayetlerinden söz ettik. Onu soruyoruz. Ama cevabı nereden alacağımızı söylemedik. Yine YouTube üzerinden alacağız. Yani telefonla alıyorduk. Dün YouTube üzerinden aldık. Herhalde bundan sonra da böyle yaparız. Soruyu tekrar alacağım. Ben bu arada vakit kazansın dostlarımız diye araya girdim. Hocam hakkını helal et. Evet, YouTube'da şu anda programımız canlı olarak yayınlanıyor. Orada yorumlar kısmından alacağız cevabı. Oraya ilk doğru cevabı veren dostumuz, soru neydi? Bir daha şimdi. Soru Cenab-ı Hak bizden rızık istemediğini, bizim onu doyurmamızı istemediğini, bizim hakiki vazifemizin kulluk olduğunu, yaratılış gayemizin kulluk olduğunu ifade ediyor. Bununla ilgili bir Taha suresinde 132. ayette vurgu var. Bir de başka bir surenin peş peşe iki ayetinde vurgu var. Onu soruyoruz yani diğer evet. Rızıktan söz eden sure hangi suredir ve hangi ayetler? Hangi sure ve özellikle üç ayetini vurguladık. Evet. Sure ismini ve üç ayetleri. Üç ayet. Rızık konusunda durduk. Bize ilk hazda bulunan, evet. Yaptığımız işin sınırlarını çizen, evet. Asli vazifemizi hatırlatan ayetler. Sure ve özellikle üç ayetini ilk doğru cevap veren dostumuza kitap hediyemizi göndermiş olacağız. Cevaplar gelmeye başlasın bu arada. Biraz konuştuktan sonra döneceğim inşallah. Bunu hatırlatmış olalım. Şimdi ara vermeden önce vurguladığımız o rızıkla alakalı konuştuğumuz şeylere ilaveten bir adımızın yazılması meselesi var. Var. Ne var. Demek adımızın yazılması? Yani kainatın düzenine baktığımızda mesela her bir rızkın mesela elmanın kainattan süzüldüğünü yani kainatın tamamının Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, kudretiyle, rahmetiyle çalıştırılarak o elmanın yaratıldığını hatırlarsak elmada, elma burada misal olsun, bir düzen var. Üzerinde ne kadar çalışılsa çözülemeyecek sırlar var. Mucize, elma mucize. Elma yedikten sonra vücudumuzda geçirdiği işlemler, pişirilmesi, süzülmesi, inkılaplara uğraması, kana karışması, hücreye ulaşması, oraya tam ulaştığı zamanki oranın ihtiyacına uygunluğu, oraya uygun hazırlanmış olması üzerinde düşünsek, düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Rızıkta adımız yazılı, alnımıza rızık yazılı, böyle karanlıkta, telaşla, korkuyla nereye düşeceğiz diye rızık aramıyoruz, aydınlık bir ortamda.
Cenab-ı Hakk'ın yazdığı, takdir ettiği, tayin ettiği, belirlediği rızkı yine imtihan sırrı gereği, bize verdiği vazifelerin gereği arıyoruz. Bunu bilirsek de rahat oluruz. Yani bizim adımızın yazıldığı rızık başkasına gitmez. Başkasının adının yazıldığı rızık benim elimde de olsa elma, o alır yer. En son dakikada ona veririm mesela veya o alır. Bunlar üzerinde düşünelim. Biraz da ara bölgede, yani elmanın yaratılmasında düzen görünüyor, çok kolay. Ağzımızdan girdikten sonra dişimize, tırnağımıza ulaşınca kadar düzen görünüyor. Markete gelince kadar, pazarda, halde, tarladaki, çalışmamızdaki düzeni görmek biraz dikkat istiyor. Orada da düzen var. Orada da erzakta Cenab-ı Hakk'ın Rab ismiyle her safhasını idare ettiğini görmeliyiz. Onun idare ettiğini gördüğümüzde biz haddimizi aşıp da rızık konusunda almamamız gereken ve alamayacağımız yükü sırtımıza almasak rahatlarız. Bunun için tekrarlıyorum, rızıkta adımız yazılı, içeceğimiz suda, yediğimiz yemekte, kullanacağımız telefonda veya televizyonda, giyeceğimiz elbisede, şu anda neredeyse dünyada, hangi tarlada, hangi bitkide, hangi toprakta, hangi suyun içindeyse balık, ışık, güneşin neresindeyse, kainatın düzenine dikkat eden anlar ki, anlamalı ki, anlamalıyız ki. Adımızın yazıldığı rızık bize doğru koşturuluyor. Biz de Allah'ın hikmetiyle koyduğu kanunlara uyup koşmalıyız. Rızkımızı aramalıyız. Tabiri caizse kimsenin ayağına basmadan, asli işimizi ihmal etmeden adımızın yazıldığı rızkı rahat rahat aramalıyız. Evet. Evet, bu sorumuzun cevabını göndermiş dostlarımız. Şöyle bakıyorum, 3 ayet istediğimiz için Zariyat 58-56 diyen olmuş. 55'ten itibaren yazan olmuş. Şöyle aşağı iniyorum. 56-57-58 doğru cevaptı. Yani, üzerinde durduğumuz 3 ayet. Hatta hani ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ki bu 56. ayet. Sonra 57-58. Dolayısıyla bu 3 ayeti sorduğumuz için Nezaket K. ismiyle bir dostumuz ilk sırada yer alıyor. Bu 3 ayeti ilk doğru cevap veren dostumuz. Dolayısıyla doğru cevabı onun verdiğini kabul ediyoruz. Nezaket K ismiyle bize yazan dostumuz bizi ararsa, telefonunu bırakırsa, çünkü başka türlü iletişim kuramayız. Burada sadece ismini görebiliyoruz. Kitabı nasıl ulaştıracağımızı, adresini vesairesini ondan alırız. Bizi 0312-341-2040 numaralı telefonumuzdan aramasını rica ediyoruz. Doğru cevabı verdiği için bugünkü kitap hediyemizi kendisi kazandı. Diğer dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Onun dışında da pek çok hani cevap gelmiş ama ilk doğru cevabı efendim doğru kabul ettiğimiz için. Evet, peki şimdi burada... adımıza yazılı dediniz ya, bu bizi rahatlatır. Evet. Kimsenin ayağına basmadan, kimsenin hakkına girmeden veya gerginlik yaşamadan ararız. Elimizden geleni yaparız, ararız ve bu noktada rızkımıza ulaşırız dedik. Burada peki hani bazen şöyle oluyor mesela, çok hırs gösteren insanlar oluyor. Ve onlar da mesela ben de öyle hırs gösterseydim onun kadar çok rızka ulaşırdı mı görüyoruz yani. Bu sadece bir şey değil. Yani şurada bir şey var mesela ortada. Ben daha fazla yediğimde o benim rızkım oluyor. Öbürü daha kanaatkar oluyor, mütevekkil oluyor. Diyelim ki ona daha az düşüyor. Şimdi çok da az vaktimiz kalmış Seyfettin Hocam. 2 dakikamız bu konuda. Veya siz mi ne dersiniz? Yani o hırs aslında el harisu haibun hasir. Hırs sebebi hasarettir, yani kaybetmeye sebeptir. Çünkü hırs insanın rahat hareket etmesini önler. Yani o yemek örneğinde dediğiniz gibi o hırsla abur cubur çabuk çabuk yiyen insana zaten rızık da olmaz, faydası olmaz. Yani onun sağlığına ya. Yani hazmede de yavaş yavaş sindire yediklerimiz rızık olur yani. O öyle şey gibi olur, memer gibi yani. Gelir içinden geçer ama ona yine rızık olmaz o.
Yani hakiki rızık burada. Veyahut ona yük olur. Yük olur, evet. Sıkıntı olur. Yani rızıktır ama ne kadar istifade eder? Yani onun aleyhine döner. Yani rızkın bizim ya sağlığımıza destek olması, efendim huzurumuza sebep olması. Evet. O açıdan düşünmek lazım. Ve rahat yani olmak evet, lazım. Yani evet. Biz şunu bilelim. Yani merdiven bastırmaklarını atlayan hırsla kazanamaz. Hı-hı. Kazanmış görünse de kazanamaz. Bunu unutmayalım. Evet. Yani özeti benim bu. Yani hırs gösteren, haram helal ayırmayan, asli vazifesini ihmal eden, rızık ararken nefsin arzu ettiklerine de kavuşamaz. Nefsinin arzu ettiği zenginliğe imkanı kavuşsa da o kavuştukları ona hizmet etmez. Onun için azaba döner. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu da bizim aklımızı ve kalbimizde rızık olsun bugünkü sohbetimiz. Bize katılan, destek veren, dua eden, soru gönderen, cevap veren bütün dostlara teşekkür ediyoruz. İstanbul'un iftar vakti oldu. Yarın da çok önemli bir konu inşallah konuşacağız. Şimdiden söylemiş olalım. Tekrar buluşmak niyet ve duasıyla bereketli bir Ramazan gecesi diliyorum efendim. Hoşçakalın.